Merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle Hekimoğlu adlı türküyü çalışacağız. Güzel bir ordu türküsüdür. Daha önce yaptığımız bütün etütler bizi bu türküyü çalmaya hazır hale getirdi. Gelin şimdi türküyü ölçü ölçü çalışalım beraber. Hekimoğlu türküsünün ilk ölçüsü orta telin boşu sol sesiyle başlar. Bir dörtlüktür. Üzerindeki tel numarası işaretine dikkat edin. Daire içinde iki orta telle çalışacağız demektir. Hemen sonrasında nota ve tel değişti. Notamız iki tane sekizlik notadan oluşan do notasıdır ve üst telden almamız gerekiyor. Altında beş rakamı var. Bu da baş parmağımızla basmamız gereken do notası olduğunu söyler bize. İlk iki ölçüyü peş peşe çalacak olursak düşük bir ritimde. Sol ve do 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 ve do ve. Buraya dikkat. Re do yaparken do'yu alttan değil yukarıdan alacağız. Re do re mi do ve do ve. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Sol ve do 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 ve do ve. Re do re mi do ve do ve. Üçüncü ölçüde dikkat etmeniz gereken yer şurası. Mi fa sol. Hemen sonrasındaki sole birinci parmağımı basmam gerekiyor. Yani mi fa sol sol sol. Şimdi gelecek olan nota la notası olduğum için sole birinci parmağımı almam gerekiyor. 3 ve 4 no'lu ölçüleri çalacak olursak mi fa sol ve sol ve sol ve sol la fa sol mi fa sol. Tekrar çalalım. Şimdi ilk dizeyi yani ilk dört ölçüyü peş peşe çalalım. İkinci dizeye geçecek olursak notalarımız fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, re, do. Buraya dikkat. Re, do. Üst, alt değil. İkisinin de tezene vuruşu. Üst, üst. İkinci dizek, ilk iki ölçüyü çalacak olursak. Fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, re, do. Devamına dikkat edelim. İkinci dizek, üçüncü ölçüde. Do, mi, re, mi, do, o, re, si. Alttan gelmek durumunda. İkinci dizek 3 ve 4. ölçüyü çalalım şimdi. Do, mi, re, mi, do, o, re, si, do, o, do, re, mi, fa, sol. İkinci dizeyi en baştan sonuna kadar çalalım. Üçüncü düzeye geçiyoruz. Düşük bir tempoyla baştan sona çalalım, sonra hızlısını çalalım, olması gereken tempoyla. Hekimoğlu türküsünü çalarken dikkat etmemiz gereken şeyler, tel geçişleri,
parmak numaraları ve tezene vuruş yönleri ve tabii ki nota değerlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce öğrendiğimiz etütleri, birlikte çalıştığımız etütleri daha sağlıklı bir şekilde çalmanız, hekim olduğunu daha iyi çalmanız demektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.